Bu alıştırmamızda Autodesk Inventor'ın eski sınırlama özelliklerine bakacağız. Öncelikle standart IPT şablonunu kullanarak yeni bir parça dosyası açalım. Parça dosyası açıldığında otomatikman eskiz ortamında bulunuruz. Sketch şerit menüsü eskizlerle ilgili tüm özellikleri kapsar. Draw panelinde eskiz nesnelerinin çizimi ile ilgili komutlar yer alır. Constraint paneli ise eskiz nesnelerinin geometrik ya da ölçüsel olarak sınırlandırılması için gerekli komutları içerir. Burada görmüş olduğunuz panelde eskiz nesnelerinin dizilenmesi ve aynalanması sağlanır. Modify ise eskiz nesnelerinin düzenlenmesi için gerekli komutları sunar. Bloklarla ilgili panel, eskiz bloklarının yaratılmasını ve bu eskiz bloklarının daha sonra montaj modellemenin temeli olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Buradaki komutları kullanarak dışarıdan Autodesk Inventor eskiz ortamına veri aktarabilirsiniz. Örneğin AutoCAD'ten bu komutu kullanarak eskiz nesnelerini buraya aktarmanız mümkündür. Bu bölüm ise eskiz nesnelerinin biçimini ya da formatını tanımlar. Bu kısa tekrardan sonra esas bu alıştırmada yoğunlaşacağımız sınırlamalara bakalım. Sınırlama alıştırmaları için basit iki tane daire çizerek başlayabiliriz. Daha sonra bu iki dairenin merkezlerini bir doğru parçası ile birleştiriyorum. Şimdi şu bölüme yoğunlaşacağız. Burada geometrik sınırlama aralığını verdiğimiz ve eskiz nesnelerin geometrik olarak koşullanması ya da sınırlandırılması için gerekli komutlar bulunur. Çakışma sınırlaması bir nesnenin noktasının bir başka nesne üzerine ya da o nesnenin noktasıyla çakışmasını sağlar. Eş doğrusallık ise seçilen iki doğru parçasının birbirlerine eş doğrusal olarak tanımlanması için kullanılır. Eş merkezlilik iki daire ya da yayın merkezlerini çakıştırır. Sabitleme sınırlaması seçilen noktanın ya da geometrinin sabitlenmesi için kullanılır. Paralellik seçilen iki doğru parçasının birbirlerine paralel olarak konumlanmasını sağlar. Diklik ise yine iki doğru parçasının birbirine dik olarak çizilmesini sağlar. Yatay ve düşey sınırlamaları ise doğru parçalarının yatay ve düşey olarak konumlanması için kullanılır. Teğet sınırlaması bir doğru parçasının bir yay ya da daireye teğet olarak konumlanmasını sağlamaktadır. Smooth sınırlaması ise spline eğriler için geçerlidir ve spline eğrinin diğer bağlantılı olduğu diğer eskiz nesneleriyle arasında yumuşak bir geçişin sağlanması için kullanılır. Simetri sınırlamasında seçilen bir eksene göre belirtilen eskiz nesnelerinin simetrik olması sağlanır. Eşitlik sınırlaması ise seçilen iki nesnenin özelliklerinin eşitlenmesi için kullanılır. Örneğin iki daire seçerseniz bunların çaplarını eşitlemeniz mümkündür. Şimdi bu geometriler üzerine basit geometrik sınırlamalar deneyelim. Yataylık sınırlamasını işaretledim. Sol alt taraftaki kısma bakarsanız bu Autodesk Inventor'ın şu anda sizden ne işaretlemenizi istediğini görebilirsiniz. Benden şu anda bir doğru parçası, elips ekseni ya da bir nokta istiyor. Buradaki doğru parçasını işaretlediğim an bu doğru parçasını yatay olarak sınırlandırmış oldum. Şimdi yeni bir doğru parçası çizelim. Bunun için buradaki dairenin herhangi bir noktasını işaretliyorum. Dikkat ederseniz şu anda bu noktayı işaretlersem ikinci daireye teğet bir doğru parçası çizmiş olurum. Bu şekilde çizim yaparken de Autodesk Inventor belli sınırlamaların tanımlanmasını sağlar. Burada yalnız size göstermek istediğim şu. Eğer bu işlem sırasında henüz daha ikinci noktayı işaretlemeden Shift tuşuna basar ve basılı tutarsanız ilk işaretlemiş olduğunuz daireye de
Teğet başlayacak bir doğru parçası çizebilirim. Diğer doğru parçasının teğet konumunu işaretlediğim an böylece hem ilk daireye hem de ikinci daireye teğet bir doğru parçası çizmiş oldum. İlk uzun sınırlaması ise daha önce söylediğim gibi örneğin iki daire seçilerek bu iki dairenin çaplarının eşitlenmesi için kullanılır. Nesneler üzerinde geometrik sınırlamalar tanımlandıktan sonra bunları eğer tutup çekiştirirseniz bunların hareket serbestisini görebilirsiniz. Şu anda nesneler yatay, teğet gibi sınırlamalarla tanımlandığı için benim nesnelerimin hareket yeteneği de buna göre değişiyor. Nesneler üzerine atanmış olan sınırlamaların görüntülenmesi için burada görmüş olduğunuz Show Constraint komutu kullanılır. Show Constraint komutuna girdiğinizde sizden bir nesne seçmeniz istenir. Nesneyi seçtiğiniz an o nesne üzerindeki geometrik sınırlamaları görebilirsiniz. Bu geometrik sınırlama ikonlarının üzerine geldiğinizde ise bu sınırlamanın hangi iki nesne arasında uygulanmış olduğunu da Inventor size ışıklandırır. Bir sınırlamayı silmek için o sınırlamayı işaretlemeniz ve sağ tuş menüsünden Delete komutunu çalıştırmanız gerekmektedir. Eğer tüm nesneler üzerindeki sınırlamaları görmek istiyorsanız o zaman pencere yöntemiyle nesneleri seçebilirsiniz. Ya da sağ tuş menülerini kullanabilirsiniz. Herhangi bir komut aktif değilken sağ tuşa bastığımda burada sınırlamalarla ilgili özel komutlarım yer alır. Show All Constraints komutu bu eskiz ortamında bulunan tüm nesneler üzerindeki sınırlamaların görüntülenmesini sağlar. Hide ise bu sınırlamaların gizlenmesi için kullanılır. Constraint Visibility ise çizimde görüntülenmesini istediğiniz sınırlamaların seçildiği bir diyalog kutusunu açar ve buradan isterseniz tümünü ya da bazılarını kaldırarak bunların görünmesini engelleyebilirsiniz. Eğer bir eskiz nesnesini işaretler, şöyle yapalım ve sağ tuş menüsünü açarsanız o zaman Display Degrees of Freedom denilen bir komut aktif duruma gelir. Bunun anlatılmak istenen şudur. Seçilen nesnenin hareketlik serbestisini gösteren semboller çıkar. Burada bu nesnenin nasıl hareket edebileceği ya da hareket yeteneğinin ne olduğu görüntülenir. Örneğin buradaki noktanın serbestçe hareket ettiğini sembol bize göstermektedir. Her yönde hareket yeteneği vardır. Bu ise sadece belli bir yönde hareket yeteneğine sahiptir. Aynı zamanda bir dönme hareket de yapabilir. Sınırlamalar atandıkça, örneğin yeniden teğetlik sınırlaması atayalım. Buradaki daire ile buradaki nesne arasında. Dikkat ederseniz artık dönme dediğimiz hareket serbestisi ortadan kalkmış oldu. Sembolleri gizlemek için Hide All Degrees of Freedom komutunu kullanabilirsiniz. Tümünü görmek içinse yine sağ tuş menüsünden Show All Degrees of Freedom komutu kullanılabilir. Böylece eskizdeki tüm nesneler üzerinde bunların hareket serbestisini gösteren semboller çıkar. Hareket serbestisi sembollerini gizleyelim. Daha önce de gördüğümüz gibi Autodesk Inventor'da eskiz nesnelerini tanımlarken bazı geometrik sınırlamalar otomatik olarak atanır. Bunların ayarları yapılabilmektedir. Bu bölümü bitirirken size iki tane daha komuttan bahsedeceğim. Constraint Inference ve Constraint Persistence. Öncelikle Inference ve Persistence ile ne kastedildiğini bakalım. Bir doğru çizim komutuna girdik. Şu anda çizim yaparken eğer şu imlecin yanında görmüş olduğunuz sembol çıkar ise bu inferred olarak geçer. Yani bu sınırlamanın tanımlanabileceğini gösterir. Persistence denilen şey ise işaretlemeyi yaptıktan sonra bu sınırlamanın
nesne üzerine atanması anlamına gelir. Inference özelliğini kapatırsak, şimdi dikkat ederseniz line komutuna girersem, potansiyel ve olabilecek sınırlamalar bana sunulmaz. Bu çizimi yaparken geometrik sınırlamaların otomatik olarak tanımlanmasını engellemiş olurum. Bazen bu gerekebilir. Dolayısıyla buradaki iki seçeneği bu amaçla kullanabilirsiniz.